Talimat verildi her şey hazırlandı emeklilerin maaşı bu ay asgari ücrete tamamlanacak. Emekliler için yapılan açıklamaya göre bu yıl en düşük emekli maaşı 10 bin Türk lirası olarak açıklanmıştı. Milyonlarca emekli bu maaş ile geçinemeyeceklerini her fırsatta dile getirirken konuya ilişkin yeni bir talimat verildiği öğrenildi. İşte detaylar. Talimat verildi, her şey hazırlandı. Emeklilerin maaşı bu ay asgari ücrete tamamlanacak. O bölgede yaşayan emeklilere sürpriz asgari ücret ödeme sürprizi. Aktarılan son habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatı ile o bölgede yaşayan emeklilerin maaşı asgari ücrete tamamlanacak. Özgür Özel talimat verdi. Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, yaptığı açıklamasında 5 bin Türk lirası bayram ikramiyelerinin 7 bin TL'ye çıkarıldığını, en düşük emekli maaşı olarak da 10 bin Türk lirası maaş alan emeklilerin kazancının asgari ücrete tamamlayacaklarını ifade etti. Başkan Aydar, açıklamasında bu talimatı Özgür Özel'den aldığını belirtti. Konu kısa süre içerisinde gündem olunca binlerce emekli de detayları merak etmeye başladı. Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, yaptığı açıklamasında ilçede yaşayan ve belirtilen şartları taşıyan emeklilerin bayram ikramiyelerini 5000 bin Türk Lirası olarak vereceklerini açıklamıştı. İkramiyelerin verilmesi sonrasında emeklilerle bir araya gelen Aydar, 5000 TL'lik ikramiyelerde de rakamın yükseldiğini belirtti. 7 bin Türk Lirası olan ikramiyeler en düşük emekli maaşı alan emeklilerin eline 17 bin Türk Lirası olarak geçmiş oldu en düşük emekli maaşı alanlara sürpriz. 31 Mart yerel seçimler öncesinde verilen sözleri tuttuklarını ifade eden Başkan Aydar, şunları söyledi. 31 Mart öncesinde Ceyhan'da emeklilerin yanındayız demiştik. 5 bin Türk lirası olan bayram ikramiyemizi genel başkanımızın talimatı üzerine 7 bin TL'ye çıkardık yani en düşük emekli maaşı olarak 10 bin Türk lirası alan tüm ihtiyaç sahibi emeklilerimizin kazancını bu ay asgari ücrete tamamlayarak yanında olduk. Tüm emeklilerimize huzurlu ve mutlu bayramlar diliyorum. 5 yıl boyunca devam edecek. Başkan Aydar yaptığı açıklamasında 5 yıl boyunca tüm bayramlarda Ceyhan Belediyesi olarak en düşük emekli maaşının asgari ücrete tamamlanacağı müjdesini vererek sosyal demokrat belediyecilik açısından bunu çok önemsiyorum. Ne söz verdiysek hepsini tutmaya devam ediyoruz ifadelerine yer verdi. Emekliler son derece memnun. Bölgede yaşayan emekliler alınan bu karardan son derece memnun olduklarını ifade etti. Özellikle pek çok emekli alacakları bu ikramiye ödemeleri sayesinde bu yıl kurban kesebileceklerini de dile getirdi. Türkiye genelindeki tüm emekliler için de 3000 Türk Lirası bayram ikramiye ödemeleri de dün başlamıştı.